Şimdi tasarruf konusunda biz biraz da hem bilgi almak hem bizleri bilgilendirmek adına eşofmanlı Şevket hocamız gelecek. Tasarrufla ilgili bize ışık tutacak, bilgiler verecek. Tabii bizim de ona sorularımız olacak. Bakalım nasıl bir program olacak? Neler öğreneceğiz bu sefer? İzleyelim, görelim. Buyurun efendim. Modern zaman çelebisi her derde deva. Vallahi gönlümün üç oda, bir salon, canımın içi Şevket hocası bu akşam yine bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Sen saçını mı boyattın sarı papatya? Nereden anladınız hocam? Sarının her tonuna karşı zaafım vardır. Saçına bir ton açtırmışsın, çok yakışmış. Ancak saçını bir ton sarı açtırmak için bir ton da para verdiğin aşikar. Evet hocam, tam da konumuzla alakalı değil mi? Çok evet. Para harcadım. Evet, bunu son kitabım Finansmana Varamadım. Taksitlere doyamadım da bu durumu ve benzerlerini irdelemeye çalıştım. Bakınız, paralar paralarımız nereye gidiyor? Bu suallerin peşinde koştum. Evet, maşallah hocam, sayenizde yine belimiz doğrulacak. Evet, sayın tasarrufsever. Para ağaçta yetişmiyor. Savurmayacaksın paranı ahça ağacın güzün yapraklarını savurduğu gibi. Sonra da vay efendim param bitti, ahça açıkta kaldım demeyeceksin. Bu suali sormayacaksın. Evet hocam, tam da bu konu... Tam da bu konuda uzmanlaşmaya çalışıyoruz ama Ayten kızımız yine rahat durmuyor. Ayten kızımız şu anda bir alışveriş merkezinde maaşının yarısını bir bota gömmekle meşgul. Ayten'in dolabındaki diğer botlar soruyor. Ayten, bizi daha üç kere giymedin, ne botu? Ancak Ayten ofistekilerden geri kalır mı? Aynısı diyor, Behüce'de var. Behüce'den benim niye mevsim? Kasiyer, kasiyer, kasiyer. Al diyor, buradan çek. Al buradan çek de puan biriksin. Kasiyer çocuk çaresiz soruyor. Taksit ister misin abla? İstemez mi? Ayten istem, Ayten'e bıraksan şerbetli çiklete bile taksit yap tutturur. Ah, çak diyor dokuz taksit, çak! İki hafta giyecek botu, bütün yaz para ödeyecek. Kredi kartı limiti ağlıyor. Faturalar feveran ediyor. Ekstriler yanıyor. Ayten'in umru değil, Ayten rahat. Vermiş 150 lirayı, kestirmiş saçları. Aradaki farkı kuaför bile bilmiyor. Bir elinde 9 liralık damacana boy kahve, diğer elinde botun üstüne çok yakışır diye aldığı bluz. Al diyor, bunu da çek, puan biriksin. Çocuk diyor ki, abla çok olmasın, sonra ödeyemezsin. Sen karışma diyor Ayten. Sen karışma, çek oradan, puan birikecek. Ayten, ay sonu yatak döşek ağlıyor. Baba, baba, babacığım. Kredi kartı limitim doldu. Puanım da bitti. Ne olur diyor, bana kredi kartını ver de harcama yapayım. Ayten, seni puanla dövsek iflah olmazsın. Tasarruf düşmanı kadın. Karl Marx, Karl Marx, o da ağlıyor. Hocanın kaynı. Hocam, Ayten'i bir gün programa çağırsak? Ayten'in telefonu değişti. Adresinden taşındı. Kusura bakmayın, biraz yükseldim ama durum bu. Para
Uyumaz. Bugün tansiyon haplarımı aldım, suallere geçebiliriz ama yine de güzel sorular bekliyorum. Beklemek benim de hakkım. Buyurun efendim. Hocam. Evet. Hocam. Acaba diyorum ikinci viteste vurdursak? Allah Allah, Allah Allah. Evet kızım, konuş, kelimelerini kullan. Hocam, şimdi biz arkadaşlarla altın günü yerine döviz günü yapmak istedik. Çok güzel, suale geçelim. Şimdi ben döviz gününde euro yerine dolar götürürse dolarım bana bozulur mu? Dolar gününde euro götürürsen dolar sana küser mi diye IQ noksanı bir sual sordum değil mi? Yok, küser mi değil hocam, bozulur mu? Kızım sana dolar ağzını bozarım. Yahu dolar canlı bir mahlukat mı ki bozulacak? Benjamin Franklin dile gelip sana trip mi yapacak? Bozulmaz ya, bozulmaz. Bunu az çalıştığı için artık bozulmuş zihnine iyice doldur. Ha, anladım hocam. Sen en son bir şey anladığında Çiller başbakandı. Sağ olun hocam. Biri sağ olun. Teşekkür ediyor ya. Anlamak gerçekten güç. Ama çok güzel başladık değil mi programa hocam? Sen sarı saçına çok güvenme Nezaket. Gözüm üstünde. Evet, buyurun beyefendi. Hocam iyi akşamlar. Ben sizin çok büyük bir hayranınızım. Muhtemelen en büyüğüsün. Sağ olun hocam. Benim sorum hocam fonlarla alakalı. Bak, eğer vesikalık fonunu soracaksan şu elimdeki küpayı amacı dışında kullanmak zorunda kalacağım. Hayır hocam, benim sorum likit fonlarla alakalı. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Bakınız, bilen birine nasıl da saygı gösteriyorum. Çok özür dilerim. Evet, evladım sor bakalım. Likit fonlarla ilgili ne bilmek istiyorsun? Hocam, B tipi likit fon benim tipim midir hocam? Süper. Yahu sırf likit diyebildiğin için buna saygımdan soruyorum. Likit fonla senin tipinin ne alakası olabilir? Tipim değilse de bir şans vermeli miyim bilmek istedim hocam. Senin bilmen gereken tek şey yaşamak için nefes alman gerektiği. Nefes almak gerekiyormuş. Ben bilmiyordum. Hocam nereden alınıyor? Göstererek mi anlatayım? Yoksa kelimeler bunu çözer mi? Belli ki sen başka bir yerden hallediyorsun bu işi. Allah'ım ya Rabbim ya sen alma, sen alma. Boşa tüketme oksijeni, gerek yok. Tamam hocam, merak etme, deneyeceğim ben onu. Eğer şimdi denemek istersen ben memnuniyetle beklerim. Benim ikinci bir sorum daha olacak. İkinci sual o narin bünyeni zorlamasın.
Şimdilik iyiyim hocam. Çok teşekkürler sayenizde inşallah. Hocam ikinci sorum şu. Kişi başına düşen milli gelirden korunmak için başımıza baret taksak olur mu? Harika. Keşke... Keşke o barati vaktiyle baban taksaydı da... biz de bu suale maruz kalmasaydık. Babama ileteceğim hocam. Babana çok selam söyle. İnşallah Allah'ım ona senden daha büyük bir acı vermesin. Aydınlandım hocam. Zorlama İbrahim. Adımı biliyor. Adımı çok biliyor. Şanslısın. Hocamızın ışığı stüdyoyu disko topu gibi aydınlattı. Evet, diğer konumuza geçelim. Buyurun beyefendi. Hayırlı akşamlar hocam. İyi akşamlar. Hocam severek takip ediyoruz. Sağ olun. Ailecek izliyoruz hocam. Evet, evet. Hocam tekrarlarını bile izliyoruz sürekli. Evet, çok güzel. Kaçırınca internetten indiriyoruz, öyle izliyoruz hocam. Suale geçelim. Hocam benim adım Fikri. Geçen evet. Programda söylemiştim zaten. Evet. Hocam benim sorum yatırımla alakalı olacak. Çok güzel. Sor bakalım ne öğrenmek istiyorsun? Hocam benim evin altında yatır var. Yatırımı nasıl değerlendirmeliyim? Evladım o ölü yatırım. Ölü yatırım mı hocam? Biz demek ki boşuna sevindik. Ananla baban da sen doğduğunda boşa sevinmişti Fikri. Zararsız en azından. Manyaklığı kendine. Evet hocam. Arzu ederseniz son konumuza geçelim. Hak geçmesin. Tabii tabii. Son konumuza da geçelim. Stüdyodaki herkes kanıtladı. O da kanıtlasın beynine oksijen gitmediğini. Tabii. Buyurun beyefendi. Evladım. Buyurun dedi. Son Mohikan. Buyurun dedi. Hocam. Cari açık. Hangi günler açık? Her gün açık. Arkadan kulağını üflersek piyasalar tedirgin olur mu? Senin gibi tipsiz biri üflerse kesin tedirgin olur. Hocam altına girmek istiyoruz, uygun mu? Uygundur. Ya defol git ya. Ya defol git ya. Defol git oğlum. Saçma sapan şeyler yapıyorsun. Ya biz bunları anlattık ya. Nezaket bunları seçmemi topluyorsun ya. Bunları anlattık oğlum. Bunları dantelayla anlattık. Bunları küpayla anlattık. Bunları deli kunisiyle anlattık. Bunları Leyla'yla anlattık. Yapmayın. Yapmayın Allah. Kriz geliyor. Kriz kapıya dayandı. Kriz geliyor diyorum size. Kriz geliyor. Kriz, kriz, kriz geliyor ya. Kriz geçiriyor. Hoca kriz geçiriyor. Kriz, kriz. Hoca dur. Soyun, soyun. Lan aşkaltmanımı bırak. Aşkaltmanımı bırak. Bırak. Ne oluyor ya? Allah Allah. Nefes alamıyorum ya. Hoca nefes alamıyor. Hayatınız nefes. Eyvah. Ben suni nefes biliyorum. Lan git. Öyle, öyle anladım. Alt dudağıyla geliyor, alt dudağıyla. Ya nefes alabiliyorum. Daraldım ya. Hoca daraldı, durdu. Hoca daraldı, daraldı. Hocam aç, aç. Ya tamam, bir şey yok. Tamam. Aa sıkıştım, yemin ediyorum sıkıştım ya. Sıkıştı, ambulans. Ambulans, sıkıştı. Ambulans. Lan tamam. Pes, pes, tamam pes ya. Sen kızım şu tarafa geç, sen bu tarafa, sen şöyle yap, herkes yerine geçti mi? Evet ha, hocam. Tamam, alın götürün beni lan ambulansa, götürün. Leyla ver, Aytin ver, Aytin.
Fatih'in. Fatih'in. Fatih'in.